Medya ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafı iktidarda, diğer tarafı muhalefette oluyor. Eskisi gibi basının bize ne kadar doğru bilgi verdiği, ne yansıttığına çok da itimat etmiyoruz artık. Bağımsız, özgür, baskıdan uzak bir ortam gerekir. Sokakta ekibi olarak vatandaşlara Türk basını ne durumda? Doğru haberi alabiliyor musunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kardeşim sosyal medyadan takip ediyoruz. Genelde Twitter'dan takip ediyorum. Hani ben tarafsız Twitter olduğunu düşündüğüm için Twitter'dan takip ediyorum. Hani. Medya ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafı iktidarda, diğer tarafı muhalefette oluyor. Her iki tarafta birbirlerini olabildiğince kötülemeye, kendilerinin iyi yönlerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bence tarafsız habercilik yapılmalı. 5 veya 8 yıl öncesine kadar bütün haberler yalan yanlış haberleri de, hani yalan iktidarın kötü yapmış olduğu şeyleri de yayınlıyordu. Şimdi hiçbiri yayınlayamaz hale geldi. Arada birkaç haber kanalı var ama onlar da cezadan korkabiliyorlar. Her şeyi yayınlayamıyorlar. Tarafsız habercilik yapmalarını istiyorum. Peki haberlere doğru bir şekilde ulaşabildiğini düşünüyor musun? Sosyal medya üzerinden, internet üzerinden doğru şekilde ulaştığımı düşünüyorum ama TV kanallarında pek ulaştığımı düşünmüyorum. Peki haberleri takip ettiğin, gündemi takip ettiğin başka mecralar var mı? Mesela gazete gibi, radyo gibi. Instagram'dan takip ettiğim oluyor. Ondan sonra Bundle diye bir gazete uygulaması var. Oradan şey yapıyorum, dinliyorum, izliyorum. Kanallar olarak tarafsız olunduğunu düşünmüyorum. Her kanal siyaset yanlısı olduğunu düşünüyorum. Her kanalda aynı haberi farklı açılardan yansıtıyorlar. Kayseri kanallarında çok bir taraf olduğunu düşünmüyorum ama ulusal kanallarda evet var. Gündemi hangi mecralardan takip ediyorsunuz? Daha çok haberleri dinliyorum. Yani haberleri dinliyorum. Arada gazete okuyorum. Yani televizyon ve Instagram üzerinden sosyal medya olarak takip ediyorum. Peki Kayseri basını hakkında düşünceleriniz var mı? Kayseri basını takip ediyor musunuz? Yani çok yakından takip ettiğimi söyleyemem. Daha çok ulusal kanallar takip. Kayseri gündeminde biraz yabancısınız o zaman, evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Ya ama onu da sosyal medya olarak takip ediyoruz, evet. Sosyal medyayı kullanmıyorum. Sadece televizyondan ulusal haber kanallarını. İsim vermek istemiyorum herhalde, şu anda reklama girer değil mi? Doğru, ulusal haber kanallarını sıklıkla takip ederim. Peki sizce takip ettiğiniz haber kaynakları güvenilir mi? Onları güvenilir buluyor musunuz? Tartışma programındaki katılan kişiler güvenilir olduğunu düşündüğüm için genelde onları izliyorum. Peki gündemi ne sıklıkla takip ediyorsunuz? Akşamları mesaiden sonra eve gidince her gün. Akşamdan akşama yani. Yani akşamdan akşama. Şimdi öncelikle haberlere ulaşma konusunda Türk basını, yerel basın diyoruz ama bunun yanı sıra sosyal medyada artık aktif olduğu için basın aracılığı ile ulaşamadığımız birçok bilgiye ve birçok açıdan artık ulaşabiliyoruz. O yüzden eskisi gibi basının bize ne kadar doğru bilgi verdiği, ne yansıttığına çok da itimat etmiyoruz artık. Çünkü basının bize, A basını diyelim, basını bize bir şey anlattığı zaman hemen aynı anda onun tam tersini görebiliyoruz, tam tersi olduğunu. Bu yüzden basının, ulusal basının ve yerel basının çoğu zaman aslında doğru bilgi verdiğini görüyoruz ama dediğim gibi kilit noktalarda ne kadar yanıltıcı olduğunu da görebiliyoruz. O yüzden %100 kesin bir şey söylemek pek de mümkün değil. Peki sosyal medyada yayınlanan haberleri güvenilir buluyor musunuz? Doğrudan haber olarak bakarsak güvenilir değil. Çünkü herkes kendi yorumunu katarak ve bir sorumluluğu olmadan paylaşım yapıyorlar. Ama birçok kişi kendi fikrini ortaya atıp ortak noktayı belirlemek ve bu konuda yetkin olup olmadığını tespit etmek çok kolay. Ve insanlar anlık tepkiyle bazı paylaşımlar yaptığı için çok düşünülmeden, yalana doğru çevrilmeden ilk haber daha çok doğru olabiliyor. Ama bir yarım saat sonra özellikle çıkan haberlerin hepsi spekülasyon olabiliyor. Türk basını hakkında şunu söyleyeyim. Öncelikle %100 gerçeği göremiyoruz. Niye? Gerçek haberleri almak için bağımsız, özgür, baskıdan uzak bir ortam gerekir. Ekonomiyle ilgili rakamlar birbirini tutmuyor. Enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği rakamlar ile gerçekte olan, hayat pahalılığı içerisinde, gündelik hayat içerisinde olan arasında fark var. TÜİK'in rakamları düşük. Seviyede %19, 18 gibi. Ama gerçek hayattaki bunun yansıması
%39-40 civarında. Genelde yandaş olanlar 3. sayfa haberleriyle günü geçiştiriyor. Yani işte kaza, cinayet, yaralama, işte kadın cinayeti, tabii ki bunlar da olmalı ama bir de eleştiri olabilmeli. Yani bir vatandaş rahatça eleştirebilmeli. Örneğin birine sorduğun zaman, bir düşünce açıkladığın zaman ya karşıt görüş oluyor ismin, ya FETÖ oluyor, ya terör örgütüyle etiketleniyorsun. İnsanlar korkuyor, rahat konuşamıyor. Yani gerçeği olduğu gibi söyleyemiyor. Bunu söyleyebilirim. Yani onun için haberler de mesela aynı şekilde. Haberlere bakıyorsunuz. Örnek verecek olursak, bazı kanal ismi kullanabiliyor muyuz bilmiyorum ama bazı kanallar işte kaza, işte yaralama, kedi şurada kaldı, ağaçtan düştü, işte bu tarz haberlerle, işte bir de çok iyi seviyedeyiz, büyüme oranımız şu, şu kadar büyüdük deniyor ama bazı kanallar, isim vermeyeyim, gerçeği biraz söyleyebiliyor. Yani ama onlar da ceza alıyor, kapatma cezası alıyor. Evet, o yüzden %100 hem yazılı basında hem görsel basında net, açık bir bilgi bulamıyoruz. Bilgi kirliliği var. Rakamlar birbirini tutmuyor. Haberler birbirini tutmuyor. Bu şekilde bir durum var.